Dünyanın en büyük ve en pahalı uçak gemisi. O, Amerikan Gerald R. Ford sınıfı. Birim maliyeti tamı tamına 13.2 milyar dolar. Üstelik 13 milyar dolara rağmen sadece uçak taşıdığı ve uçakları daha pistinden havalandıramadığı söylenmiş. Peki bu gemi gerçekten en iyisi mi? Dünyanın en pahalı gemisinin sıkıntıları nelerdir? Veya gerçekten harcanan bu kadar para çöpe mi atıldı? İncelemeye başlayalım. Amerika, Soğuk Savaş'ın başlamasıyla beraber bir yarışa girdi. Bu yarış sonucu Rusya gibi düşman donanmaları her geçen gün büyümekteydi. Amerika ise bu yarışmada gücüne güç katmaya devam etti. Hem donanmasını güçlendirdi hem de gemilerin boyutlarını büyüttü. İşte bu yarışlar sonucu dünyanın en büyükleri ortaya çıktı. Bu dev gemiler de aktif olarak görevlerindeydi. Günümüzde görevlendirilen bu gemiler zamanla eskimeye başladı. Çoğu ya hurda ya da testler sonucu denizin dibinde. O yüzden bu gemilerin yerini doldurabilecek yeni gemilerin yapılması gerekli. Bu yüzden eskiyen uçak gemisinin yerine USS Ford geçti. Bu sınıf 2008'de sipariş edildi, 2009'da yapılmaya başlandı. Yapım esnasındaki tersanede tamı tamına 19 bin kişi çalıştığı bilinmekte. Karınca kolonisi misali ara vermeden ve durmaksızın çalışmalar. Bu süreç Amerika'nın böyle projelere verdiği önemi ciddi anlamda gösterir. Yaptıkları ilk uçak gemisi olmaması ve Nimitz sınıfına benzer olması tabii ki süreyi kısalttı. Ama yine de Amerika'ya böyle projelerin artık basit geldiği ve usta olduklarını söyleyebiliriz. Gemiye bakarsak yapımı bittiğinde artık dünyanın en büyük uçak gemisi olmuştu. Tamı tamına 337 metre uzunluğunda, 76 metre yüksekliğinde ve 100 bin ton ağırlığında. Hatta bazı sitelerde Amerika'nın 4,5 dönümlük arazisi olarak geçmekte. Amerika'nın her yere giden arazisi. Adamlar işin dalgasını bile geçmiş. Ayrıca bu büyüklüğü yüzünden tam olarak kaç uçak alabileceği belirtilmemiş. Bazı araştırmacılar 75 adet uçak taşır derken bazıları 100'ü bulur demiş. Çünkü taşıyacağı uçakların birbirlerinden farklı sınıflarda olabileceği tahmin edilmekte. O yüzden geçelim diğer özelliklerine. Dalga geçilen sıkıntılarına en son değineceğiz. Gemide yaklaşık olarak 2600 mürettebat bulunmakta. Yerine geçeceği gemideki mürettebat sayısı ise 6000. Diğer geminin yarısından daha az personelle çalışacak olması çoğu şeyi artık sistemlerin ve yapay zekanın yapacağını gösterir. Tabii olası bir elektronik harpte patates olabilir. Bu yüzden iyi korunması gerekli. Ayrıca şuna da değinmek isterim. Bu geminin 120'lik bir sorti hızı var. Yani günde 120 uçak kaldırabilmesi demektir bu. 240'a kadar çıkarma hedefleri var. Fark ettirmese bile ana amacı bu olduğundan diğer gemilerden önde. Gelelim uçak gemisinin içindeki en önemli yere, sistemlere. Bu öncü gemide yeni nesil katapult ve kanca sistemleri kullanılmakta. Yenilikçi olarak tamamen manyetik alanla uçakları fırlatabilmesi ve tutması için yapılmış. Bu sistemin 40 saniyede uçağı kaldırma, 45 saniyede de indirme yapabildiği söylenmekte. İşte gemiyi çöpe atan özelliği de bu. Zamanında bu sistem hakkında çok fazla eleştiri yapıldı. 2018 yılında Trump eski buhar sistemlerinin daha güvenilir olduğunu ve bu manyetik alanı sadece Albert Einstein'ın yapabileceğini söyledi. İleride bir bela açabileceğinden bahsetmeye çalışmış ama o zamanlar kimse dinlememiş. Çünkü şirket kullanılacak radarları öne atarak eksiklerin üstünü kapatmış. Genel olarak radarlardan bahsetmişler ve aslında bir nevi zaman kazanmışlar. Radar demişken de gemide Spy radar ailesinden Spy 3, 4 ve 6 kullanılmakta. Bu radar Amerika'nın geliştirdiği en son teknoloji. Hatta bir videomuzda Spy 6'nın birim maliyetinin 300 milyon dolar olduğunu söylemiştim. Bu sefer Spy ailesinin fertlerinin çoğunu koymuşlar. Bir düşünün, radara harcanan para şimdiden 1 milyar doları geçti. Spy'a bakarsak bu aile sadece radar görevi yapmaz. 3 tane sistem neredeyse gemiye gereken bütün imkanları sağlamakta. Havadaki hedeflerden tutun füze savunma sistemlerine kadar bütün kontrol bu noktada. Hatta olası bir elektronik harpte bile Spy koruma yapabilir. Bu yüzden de Spy sistemine bağlı silah sistemleri kullanılmış. Bu sistemlerden biri ise RIM füzeleri. RIM 162 olarak bilinen bu füzeler normal sıradan hava savunma sistemi değil, aksine gemi savar olarak da kullanılabilir. Uçak gemisinin sol arka kısmında bulunan bu sistemin hemen yanındaysa RAM füzeleri mevcut. Bu RAM füzeleri falanks sistemleriyle bağlantılı çalışmakta.
Olası bir tehditte hepsi radarla birleşerek her tehdidi engelleyebilirler. Ayrıca falanks sistemleri geminin her yanını görebilecek şekilde yerleşmiş. Geminin orta yan kısmında ikişer tane ve geminin arka kısmında ise birer tane bulunmakta. Aslında silah sistemlerinin alışılagelmişin dışında kullanılmasının sebebi spy radarı. Sadece savunma yapmadığı, saldırı da yapabildiği için. Gelelim uçak gemisinin kalbine. İlk defa USS Ford'da özel bir reaktör üretildi. Bu reaktör A1B reaktörü olarak bilinmekte. Eskiyen uçak gemileri için geliştirilen reaktörlerin yeteri kadar enerji üretmediği ortaya çıktığı için yeni bir kalp lazımdı. Bu yüzden yeni reaktör planlandı ve 10 yıl içinde üretildi. Yaklaşık olarak 260 megawattlık bir güç üretmekte. O da 350 bin beygir gücüne denk gelir. Onlarca yıl süren reaktör kurma furyasının sonunda ekmeğini yemişler. Ayrıca bu gemiyi 50 yıl kullanmayı planladılar ama hala boş olarak gezdiğini görüyoruz. Çünkü uçakların pistten kalkarken sıkıntı yaşadığı ve inişlerde bazı uçakların durdurulamadığı belirtilmiş. Geldik bu gemiyi rezil eden durumuna. Yeni katapult ve kanca sistemi ilk kez bu gemide denendi. Aslında ilk kez deneneceği için de belli başlı problemler çıkartacağı belliydi. Bu yüzden yapan şirket hemen bu sıkıntıya bir el attı. Katapult sisteminin düzeltildiğini, eskisinden daha iyi olduğunu söyledi. Hatta örnek olarak bile 5500 tane uçak kaldırdıklarını belirttiler. Tabii bu açıklamalar bazı yetkililerin dikkatini çekmiş. Çünkü kaldırılan uçak sayısı açıklanırken inen uçak sayısı tam olarak açıklanmamış. Hatta Amerika'nın Donanma Bakanlığı'na bağlı bir kişi inen bir uçağın kanca sisteminin uçağı yanlış tuttuğunu ve uçağın ön lastiğinin patladığını söyledi. Bu olayda uçağın burun kısmı ve kokpitin kullanılamaz olduğunu da ekledi. Ana amacı uçaklar olan bir geminin bunları yaşaması kabul edilemez. O yüzden doğrudan harcananların boşa gitmemesi için katapult ve kanca sistemi tekrardan yapılmış. Çünkü 13.2 milyar doların bir anda çöp olmasını istemezsiniz. O yüzden ikinci defa fırlatma sistemleri elden geçirilmiş. Bu sefer de manyetik alandan dolayı bazı silah sistemleri bozulmuş. Bildiğiniz mıknatısla çalışıp uçağı tutup fırlatan katapultu gitmiş, sistemleri yanlış yüklemiş. Uçak gemisinin kendi içinde patlayan bir elektromanyetik bombadan bahsediyoruz. Bunu yaparken düşünseler de sahada neler olacağını bilemezsiniz. Kim bilirdi bütün bir gemiyi bozabileceğini. Hatta bazı haber siteleri işi abartıp uçak kaldıramayan uçak gemisi diyerek dalga geçti. Ancak tabii ki çöpe atmak bu kadar basit değil. Dökülen paralar var. Şirket olaylar sonucu uçak gemisinin bütün sıkıntılarını baştan aşağı gözden geçirdi. Silah sistemlerinden %92'lik bir kısmın yapıldığını, ikmal asansörlerinin bazılarının yapıldığını ve fırlatma sisteminin de hala bazı problemlerle düzeltildiğini belirtti. Yakın zamanda konvoy görevinde kullanılan USS Ford hiçbir sıkıntısı yokmuşçasına uçaklarını kaldırdı ve tekrar iniş gerçekleştirdi. Bu olay sırasında incelemede bulunan ekip performansın hala kötü olduğunu ve olası bir olayda tam performans gösteremeyeceğini belirtti. Eğer bu problemi çözmezlerse manyetik sistem yine bomba etkisi yapabilir ve bütün gemiyi metal yığınına çevirebilir. Yenilikler bazen bütün kapıları açamaz. Sonuç olarak USS Ford uçak gemisi tüm sıkıntıları halledilirse dünya çapında dengeleri değiştirebilir. Hatta Amerika'nın girdiği donanma yarışında galibiyeti bile belirleyebilir. Ancak sıkıntılarını gördük. Basit bir sistem arızası gibi gözükse de geminin tamamını etkilemiş. Çöpe çıkmaması için kesinlikle çözmek zorundalar. Çünkü birim fiyatı 13.2 milyar olan 4 gemi için yaklaşık olarak 60 milyar dolar bütçeden bahsediyoruz. Bakalım Amerika manyetik alan sınavında başarısız mı olacak yoksa dersine iyi çalışarak istediği 4 gemiyi de yapabilecek mi? Bunu yakın bir zamanda öğreneceğiz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.